Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Öğrenciler heyecanlı, ailelerse telaşlı. O telaşın içinde bir de yaşanan servis karmaşası var. Nedeni velilerden talep edilen fahiş ücretler. Çıkış yolu aramaya başladı haliyle veliler. O alternatif yollar arasında taksi de var. Çünkü istenen servis ücretlerinden daha ucuza geliyor. Servisler zaten artık para kazanma açısından fırsatçı olmuş. Servis güvenli ama bu şartlarda da çok zor yani. UKOME okul servis ücretlerine yapılacak zam oranını %16 olarak açıkladı. Ama buna uymayan servis şirketleri yüzünden veliler ne yapacağını şaşırdı, çözüm yolları aramaya başladı. Bizden istenilen ücret 72.822 lira. Yaklaşık 13 kilometre. Servislerin az ücreti pahalı olduğu için göndermiyoruz. Kendi imkanımıza götürüyoruz. Servis şirketleri istedikleri fahiş rakamlara ek hizmetleri bahane ediyor. UKOME kararıyla özel okullarda taşıma sistemi yapılmıyor. Ekstradan özel hizmetler de veriyorsunuz. Nedir peki özel hizmetler? GPS'i, kamerası, hostesin giyim kuşamları, veli arama, SMS bildirimleri. İşte bu özel hizmetlerle fiyatlar 2-3 katına çıkıyor. Kimi 70 bin lira, kimi 90 bin lira istiyor. Veliler bu sıralar servis ücretlerinden dert yanıyor. Nedeni ise servis şirketlerinin olması gerekenden çok daha fazla fiyat istemesi. Durum böyle olunca da çözüm yolları arıyorlar. O çözüm yollarından biri de taksi. 3 tane çocuğum var. Kara kara düşünüyoruz. Hayırlısı olsun. Örneğin bir servis şirketi UKOME kararına uymayarak veliden bir 3 kilometre için 54 bin lira ücret istiyor. Ama o veli öğrencisini taksiyle getirip götürdüğü zaman bu ücret yıllık 36 bin lira oluyor. Yani arada 18 bin lira fark var. Tabii bu korkunç bir rakam. Aslında servisle göndermek isterim, arkadaşlarıyla beraber gitsin, güzel olsun. Ama böyle bir fiyat farkı tabii ki taksiye yönlendirir herkesi. Fiyat açısından taksi daha uygun ama güvenlik açısından servis daha iyi. Çünkü orada hostesler var, o yüzden ben servisi tercih ederdim. Taksiyle gönderirim. Eğer hangisi uygunsa ona göre gönderirim. Çalışan olunca mecbur servise vermek zorundayız. Fahiş ücretlerle karşılaşan veliler tüketici hakem heyetine başvurarak da ödedikleri ücreti geri alabilir.